Herkese esenlikler. Bu videodaki konumuz Milliyetçi Sosyalistler 31 Mart seçimlerinde kime oy verecektir? Zaten şöyle baktığımızda tablo belli. Seçime 13 parti girecek ve içlerinde Türkçü Milliyetçi oy verebileceğimiz partiler bellidir zaten. Cumhur İttifakı'na baktığımızda bir ümmetçi bloku var. Ümmetçidir çünkü hiçbiri Türkçü değil. MHP'nin Türkçülüğü eskiden kalmış zaten. MHP bugün bence ümmetçidir. AKP'den farksızlaşan Büyük Birlik Partisi de aynı şekilde Türkçü değil, ümmetçidir. Yani Cumhur İttifakı ümmetçi İslamcı ittifaktır. O bize uymuyor. Şimdi Millet İttifakı'na baktığımızda CHP çıkıyor. CHP zaten Türkçü değil. Atatürk zamanında Türkçüydü, tamam. Ama şimdi Türkçü değildir. Sosyal demokrattır, solcudur. Devam ediyoruz. Kim vardı başka? Demokrat Parti vardı. Demokrat Partisi'nde zaten Türkçüler var. Türkçülük var. Devam ediyoruz. İYİ Parti var. İYİ Parti'de de az çok Milliyetçi Türkçüdür. Ve gördüğümüz gibi bu partilerde bu ittifakta, Millet İttifakı'nda Türkçüler daha fazladır. Ve bizim oy verebileceğimiz blok ve partiler bellidir. Millet İttifakı'dır. Şimdi oyumuzu kullanmasak ne olur sorusuna cevap şudur. Oyunuz otomatik olarak AKP'ye gidecektir. O yüzden oyumuzu Türkçüler olarak mecbur kullanacağız. Ve bence yine tek seçeneğimiz var. Millet İttifakı ve İYİ Parti'dir. Başka seçeneğimiz yok. Osman Paşa'nın Hak ve Eşitlik Partisi seçime girmeyecek. En baştaki oy verebileceğim parti onlardır. Ama seçime girmiyor. İşte maddi gücü yok, bilmem ne falan. Girmiyor yani sonuç olarak. Geriye İYİ Parti kalıyor. Başka seçeneğimiz yoktur arkadaşlar. Bu seçimde Millet İttifakı'nı ve İYİ Parti'yi mecbur destekleyeceğiz. Başka seçeneğimiz yoktur. Desteklemesen bu sefer senin oyun otomatik olarak var olan hükümete, Cumhur İttifakı'na gidecektir. Onlara yarayacaktır. Bizim düşüncemiz budur ve herkesi bu yolda oy kullanmaya çağırıyoruz. Herkese esenlikler.